AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın kolay bir anayasa yapabilmesi için o asgari müştereklerde buluşup çözüm odaklı bir anayasa hazırlığına girmesi için yapacağı en büyük atılım ne olacaktır? Tabii ki CHP ile görüşmektir ki görüşme talebi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özgür Özel'den gelmiştir. Ben seçimden önceki Özgür Özel'den seçimden sonraki Özgür Özel'i birbirinden ayrı tutuyorum. Hangisi gerçektir bilemem. Onu zaman gösterecek. Ama 31 Mart akşamından itibaren erken seçim çığırtkanlığı yapmadığı için ya Sayın Özgür ya. Tabii, yapmadığı için bunu gayet pozitif buluyorum. Müspet buluyorum. Yaklaşımını değerli buluyorum. Ve bunun devam etmesini umuyorum. Aynı görüşmelerin meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da DEMPAR dahil TBMM'deki herkesten görüşüyor. Meclis başkanı görüşmek zorunda. AK Parti görüşürse ben buna eleştiririm. Şöyle eleştiririm. DEMPAR'ın daha net olarak açıklamaları belli olmamakla birlikte belediyeleri kazandığı yerlerdeki davranışları İstiklal Marşı'na karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve birinci Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün resimlerine hakaret eden DEMPAR'lıların o görüntülerinden dolayı ben DEMPAR'la AK Parti'nin veya DEMPAR'la Cumhurbaşkanımızın Özgür Özel'le yapmış olduğu görüşme gibi bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Ama buna da şart da değil. Numan Bey de Sayın Meclis Başkanımız da bu görüşmeleri yaparak anayasa taslak çalışmalarına DEMPAR'ı da dahil edebilir. Ha DEMPAR'la bir ortak nokta bulunabilir mi? Çok zor. Ben bunu mümkün görmüyorum ama zaten DEMPAR'ın olması şart da değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhur İttifakı karar verirse DEMPAR'ın dışlanması için veya DEMPAR'a oy verenlerin iradeleri dışlansın demiyorum. Bunu da izah ediyorum ama Türkiye'ye özerkliği, federasyonu veya işte yerinde yapılanma, yerel milis kuvvetler, ondan sonra Diyarbakırlıların ayrı milis kuvveti olsun, Şırnak'ın ayrı Kürt milisleri olsun gibi düşünceleri savunma ihtimallerinden dolayı DEMPAR'la bir ortak noktada buluşabileceklerini düşünmüyorum. Ama geri kalan Türkiye'nin %90'ını temsil eden Cumhur İttifakı artı CHP ve yanındakiler Türkiye'de yeni bir anayasa yapmaya, ortak noktalarda, müştereklerde buluşmaya müktedirdirler. Mümkündür bu. O yüzden ben Sayın Özgür Özel'in 31 Mart gecesinden itibaren vermiş olduğu mesajları çok doğru buluyorum. Buna karşı çıkan CHP medyasında diyorum ki sizin ağababanız belediyelerden sizi besleyen, maaşlarınızı veren, altlarınızdaki arabaların mazotunu koyan, size açıktan veya resmiyetten maaş veren, bunu Ekrem Bey'in sizden istediği için bu şekilde Sayın Özgür Özel'e saldırıyorsunuz. Bakın iktidar medyasında Sayın Özgür Özel'e bir saldırı yok. Neden? Yapılan iş doğru iş. Mesela biz çözüm sürecine desteklemiştik. Çözüm sürecinde operasyonların olmamasını da o günkü şartlar içerisinde doğru bulmuştuk. Yani doğru bir iş olduğu zaman sizin düşman gördüğünüz, rakip gördüğünüz, hasım gördüğünüz yerden bile olsa siz buna en azından susarak karşı çıkmamalısınız. Sayın Özgür Özel'in, Sayın Erdoğan'ın partisinde ayağına giderek, tevazu göstererek Sayın Cumhurbaşkanım demesini çok değerli buluyorum. Mesela bana herkes der ki senin inancına, ideolojine aykırı olduğu halde ben Sayın Doğu Perinçek'e ve Vatan Partisi'ne neden çok iltimas gösteriyorsun? Neden Allah çok Allah yakınlık gösteriyorsun? Derler, değil mi? Sayın Doğu Perinçek benim Cumhurbaşkanıma ve benim partimin genel başkanına sayın dediği için ve sıcak yaklaştığı için onu İslami tabirle söylüyorum, ulul emr kabul ettiği için ben de Sayın Doğu Perinçek'e saygın buluyorum. Sayın Doğu Perinçek'e saygı duyuyorum. Onun partisi ideolojisi değerli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmiş meşru devletin başı olduğunu kabul eden herkes ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasını, devletine, milletine bölünmez bütünlüğünü, halkın inançlarına kavgası olmadan savunan herkesi ben saygın bulurum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in Arapça tabelalara dokunmayın demesini ben nasıl görmezden geleyim? O çok önemli. Bu. Kendi tabanını bile karşısına alacak bir çok cesaret. Çok önemli buluyorum ben bunu. Aynen aynen. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. Sabri kardeşim benden daha iyi hatırlar. Çünkü ihtisas sahası bir konu. 2013 yılında çözüm sürecine giden o günlerde mahkemelerde Kürtçe
müdafaa yapmak isteyen, savunma yapmak isteyen avukatlara tercüman getirilmesi serbest bırakıldı. Yasal düzenlemeyle serbest bırakıldığı zaman Selahattin Demirtaş demişti ki, Sabri kardeşim hatırlayacak, bunu görmezden gelemeyiz. Bu önemli bir şeydir demişti ki Selahattin Demirtaş. O zaman da çok nankörlük edip Sayın Erdoğan'a karşı çıkıyordu. Bir, çok böyle uç muhalefet yapıyordu. Şimdi ben Sayın Özgür Özel'in veya yarın çıkıp da Tuncay Bey mi şeyin başkanı, DEMPAR'ın başkanı, Eşbaşkanı, Bakıran, işte Tuncay Bakıran'la bir hanımefendi, isimleri devamı değiştiği için kusuruma bakmasınlar, ezberleyemiyorum. DEMPAR'ın yöneticisi çıkarsa, biz devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz. Biz Türkiye'de herhangi bir ayrılıkçı fikre sahip değiliz. PKK'nın da terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Aramıza mesafe koyuyoruz dediği zaman DEMPAR benim için AK Parti kadar meşru bir parti olur. Bunu söylediği zaman.